Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Klozet temizliği yapıyorum bugün. Klozetin olduğu banyoyu şöyle kısaca göstermek istedim. Klozeti nasıl temizliyorum? Çocuklu aileler, astımı, bronşiti olan kişiler çok ağır kimyasallar kullanmayı istemiyorlar haklı olarak tabii ki. Peki çok ağır kimyasallar kullanmadan klozetimizi nasıl temizleyebiliriz? içeriğime geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini tıklarsanız eğer yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi deterjan kısmına geçebiliriz. Klozet temizliğinde kullanacağım malzemeleri şöyle toparlayarak tek tek anlatmak istiyorum. Bir çorba kaşığı limon tuzu kullanıyorum. Limon tuzunu kireçleri çözmek için kullanıyorum. Sıvı deterjan, beyazlar için olan sıvı deterjanı tercih ettim. Sarı lekeleri çıkarmak için ıslak havlu, tek kullanımlık eldiven, yoğunlaştırılmış çamaşır suyu, 2 tane sprey şişesine ihtiyacımız var. da karışım hazırlıyor olacağım. Çıkan malzemeleri çöpe atabilmek için de böyle poşete ihtiyacım var klozet temizliğine başlamadan önce bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Hijyen açısından önce deterjanımızı mutfağımızda hazırlayalım ve daha sonrasında banyoya girelim. Böylece hijyen açısından çok önemli bir kuralı yerine getirmiş oluyoruz. Limon tuzunu cam kasenin içerisine aldım. Üzerine de böyle yarım kapak kadar deterjan ekliyorum. Klozetiniz çok fazla sararmışsa bir kapak ekleyebilirsiniz. Klozetinizde ayrıca çok fazla kireç var ise yine 2 çorba kaşığı limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bir bardak ılık su ekledim ve şimdi bunları karıştırıyorum. Limon tuzunun erimesi gerekiyor. Şöyle karıştırarak eritmeye çalışıyorum. Bu karışımı sprey şişesinin içerisine boşaltıyorum. Böylece rahatlıkla sprey şişesini banyoya götürebiliyorum ve banyoda klozette kullanabiliyorum. Bu şekilde boşalttım. Erimeyen limon tuzları var. Düştü birkaç tane gördünüz. Ziyanı yok. Bunları sprey şişesinin içerisine atabiliriz. Birkaç dakika sonra zaten bunlar da eriyecektir. Kapağını kapatıyorum şöyle ve biraz çalkalıyorum. Bu karışımı klozet veya tuvalet taşındaki oluşmuş olan kireçlere karşı kullanabiliriz. Bu karışımı sıktıktan sonra yaklaşık olarak şöyle bir 20-25 dakika, yarım saat kadar beklersek eğer daha güzel bir sonuç alabiliriz. Şimdi diğer bir karışımı hazırlamak istiyorum. Yoğunlaştırılmış çamaşır suyunu direkt olarak kullanamayanlar için sulandırma yapıyor olacağım. Direkt olarak kullandığımızda çamaşır suyunun kokusu çok etkili baş ağrısı yapabiliyor veya astımı, bronşiti olanlar, çocuklu aileler için rahatsız edici olabiliyor. Bu nedenle yoğunlaştırılmış çamaşır suyunu ben sulandırarak kullanmak istiyorum. Sprey şişesinin içerisine bir miktar çamaşır suyu ekledim ve üzerine de bir su bardağı kadar su ekliyorum. Sprey şişesinin kapağını şöyle kapattıktan sonra yine hafif bir çalkalamanın sonucunda karışımım hazır olacak. Bunu da klozette, tuvalet taşlarında hijyen amaçlı kullanabiliriz. Şimdi temizliğime geçebilirim. Banyoya geldim. Artık mutfakta işim kalmadı. Şimdi ilk deterjanımı klozete püskürtüyorum. Limon tuzu ve sıvı deterjan olan sprey şişemi aldım ve klozetin her tarafına böyle püskürtme yapıyorum. Püskürtmeden sonra yaklaşık olarak yarım saat kadar beklememiz gerekiyor. Yarım saatin sonunda ıslak mendil ile ben temizliyorum. Çünkü diğer bezlerle temizlediğim zaman çok hijyen olmadığını düşünüyorum. Çünkü o bezleri mikrofiber bezleri yani tekrar tekrar kullanmamız gerekiyor ve ne kadar hijyen yaparsak da tam olarak hijyen olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle ben ıslak mendil kullanıyorum. Böyle e, sildiğim zaman ıslak mendili çöpe atabiliyorum ve böylece yeni bir ıslak mendil alarak temizliğime devam ediyorum. İlk silme işlemimi yaptım. Şimdi klozetin kapağını açtım ve ikinci bir ıslak mendilimi alıyorum. Diğerini çöp poşetine attım gördüğünüz gibi. Şimdi iç kısmındaki bu deterjanları şöyle siliyorum. Klozetin diğer kapağını açtım. Elimdeki bu ıslak mendili de tekrar çöp poşetine attım ve bu karışımımdan yani limon tuzu ve sıvı deterjan karışımından klozetin iç kısmını da böyle püskürtüyorum. Bolca püskürtmemiz gerekiyor. Yaklaşık olarak yine yarım saat kadar bekleme yaparsak daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. Vaktiniz yoksa eğer Hemen temizliğe başlayabilirsiniz. Klozetin iç kısmına bu karışımdan birkaç kez uygulayabiliriz. Kireçler ve sarı lekeler çözülünceye kadar 3-4 kez tekrar edebiliriz bu işlemi. Yani sonuçta klozetimizin temiz olması gerekiyor. Limon tuzu muhakkak kireçleri çözecektir içerisindeki deterjan da sarı lekeleri çözecektir. Temizlik yaparken ben klozet fırçamı da şöyle temizliyorum. Aynı karışımdan klozet fırçasının üzerine de püskürtüyorum. Çünkü o fırçada zamanla sararıyor, kirleniyor. Onun da temizliğini yapmamız gerekiyor. Klozet temizliği yaparken aynı deterjandan klozet fırçasının üzerine de püskürtüyorum. Şimdi beklemiş olan deterjanımı ıslak mendil ile şöyle Temizliyorum. İlk aşamayı bitirdim. Yani limon tuzu ve sıvı deterjan karışımının görevi burada sona erdi. Şimdi elimdeki bu ıslak mendili de tekrar çöp poşetine atarak ikinci aşamaya geçmek istiyorum. Yani hijyen aşamasına geçiyorum. Burada da karıştırmış olduğum bu çamaşır suyu ve su karışımını klozetime püskürtüyorum. Önce en üstten başladım. Sonra kapakları tek tek açarak içe doğru çamaşır suyunu püskürtüyorum. Yoğunlaştırılmış çamaşır suyunu ben burada sulandırarak kullandım. Fakat derseniz ki ben sulandırarak kullanmak istemiyorum. Tabii ki sulandırmadan da kullanabilirsiniz. Domestos veya normal sıvı çamaşır suyunu direkt olarak klozetin içerisine boşaltabilirsiniz. Benim biraz çamaşır suyu kokusuna karşı baş ağrım olduğu için ben çamaşır suyunu sulandırarak kullanıyorum. Klozet fırçamı aldım ve çamaşır suyunu şöyle her tarafa dağıtıyorum. Klozetin iç kısmından başladım şimdi. Bu kısmı birkaç kez çamaşır suyu ile böyle fırçalayabiliriz. Püskürterek birkaç kez yapabiliriz ve son olarak da yine Klozet fırçasını da böyle hijyen yapmak istiyorum. Sap kısmından başlayarak ve sonrasında uç kısmını da bu şekilde yapıyorum ben. Uç kısmına da böyle çamaşır suyu püskürterek bir 5 dakika kadar bekledikten sonra klozet fırçamı hafifçe şöyle durular gibi yaptım ve yerine bıraktım. Klozete çamaşır suyu püskürtmüştüm son olarak şimdi Islak havlu ile tekrar bu çamaşır suyunu şöyle temizliyorum klozetin yüzeyinden ve klozetin kapağını açarak da iç kısmını da yine ıslak havlu ile temizliyor olacağım. Çok fazla ıslak havlu kullandığımı düşünen olabilir. Haklı olarak ıslak havlularda pahalandı ve havluyu çok fazla kullandınız diyenler olabilir dediğim gibi ben e, normal mikrofiber bezin kullandıktan sonra hijyen olduğunu düşünmüyorum. Yani ne kadar hijyen yaparsak yapalım tam olarak hijyen olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle de böyle tek kullanımlık ıslak havlular tercih ediyorum. Tabii ki size kalmış. Sifona bastım şimdi. Banyolarımızda klozetin yanında giderler oluyor. Eğer sizin de klozetinizin yanında gider var ise eğer şu şekilde göstermek istiyorum. Böyle giderleriniz var ise eğer klozetinize duş yaptırabilirsiniz. Yani böyle kaynar su ile hijyen yapabilirsiniz. E, muhakkak kaynar su kısmını açmamız gerekiyor ve klozeti bu şekilde tepeden tırnağa kaynar su ile hijyen yapmamız gerekiyor. Böylece bütün mikroplar ölmüş olur ve klozetimiz hijyen daha güzel içimiz rahat bir şekilde kullanabiliriz. Temizliğim sona erdi. Banyo pencereniz var ise eğer pencereyi açarak havalandırabilirsiniz. Ya da ben kurulama yapmak istiyorum derseniz kurulama yapabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız eğer beğen tuşuna basabilirsiniz ayrıca yorumlar kısmından da videoyla alakalı yorum yapabilirsiniz ve videoyu sosyal medyada paylaşabilirsiniz